Ben 11 yaşından evden kaçmaya başladım. Yani bir takım olaylardan dolayı 11 yaşına kadar annemi hiç görmüyorum. 5 kardeşiz. Ablalarım sevmediği insanlarla evlenince o zamanlar ayrılıyor hani bir şekil. Başka eve gitmek zorunda kalıyor. Abilerim de evden kaçınca tek kaldım. Ben, babam, üvey annem kaldı. Ben de o sıra kardeşlerimden olunca bir de annemi hiç görmeyince madem herkes kafasına göre ben de dedim kafama göreyim dedim. Sabah ezanı falan okuyor. Ben babamın cebinden 60 lira para bir de bir paket sigarası var. 3-4 dal da sigara alıyorum. Kaçıyorum gidiyorum abi. Mesela Adana'da denk gelse Adana'ya giderim. İzmir, Antalya ya da İstanbul veya Hatay. Nere fark etmez yani. O an hangi otobüs nereye giderse oraya gideceğim abi. İzmir denk geldi. Bindim bir şekilde otobüse. İzmir'e gittim abi. O zamanlar ailemden kopuş dönemim yani. Sokağa geldiğim dönem hani. Gerçekten hayata tutunacağım dönem yani. Öyle söyleyeyim. İçimde var. Bir mutluluk var. Hafiften bir mutluluk var ama bir yandan da karnım aç abi. Ne yapsam diye düşünüyorum. Her yer yabancı, kimseden bir şey isteyemiyor. Şeytana mı uydum desem, artık karnımın açlığı mı desem, ben hiç düşünmedim gittim manava doğru. Kapalı, açık olsa diyeceğim abi hani karnım aç, böyle böyle durum böyle, bana biraz meyve verir misin, karnımı doyurayım diyeceğim, adam yok, ne yapayım? Ben de kasada 3-4 tane muz, 2-3 tane portakal, elma aldım, hafif tempoyla yürüdüm çimene doğru. Oltayla balık tutan adamlar falan da var. Oturdum muzu yiye onları izliyor. Yedim muz falan bitti, böyle rahatladım gittim. Balık tutan adamlardan bir dal da sigara istedim. Küçüğüm ama sigara içiyorum, yalan yok. 6. sınıfta ben başladım sigara içmeye. Sabah kalktım, mutlu bir şekilde uyandım ama. Aile falan hiçbiri aklımda değil. Tek başımayım. Geziniyorum baktım vapurlar falan, o bayağı hoşuma gitti insanlar. Gittim vapurun oraya. Adamlardan birer lira istemeye başladım. Abi 1 lira bozum var mı? 1 lira. 10-15 lira mı ne para topladım. Simit mimit aldım. Diyarbakır'dan gelmişim. Ömrümde hiç midye görmedim. Gördüm tuhafıma gittim. Millet açıyor, limon sıkıyor, yiyor falan. 50'lik poşet, 50 tane var içinde dedi, 5 lira. Bir de vapura bindim. İyi gidiyorum öyle vapurla. Etrafıma bakıyorum, hoşuma gidiyor. Göztepe'ye gittim. Oraya baktım, oranın etrafına baktım. Daha hoşuma gitti. Karşıyaka'dan daha çok hoşuma gitti. Hem biraz daha sakin, daha çok balık tutan var. Hem de çimenler falan, belediye tuvaleti falan. Dedim, tamam burası iyi dedim. Ben burada kalayım dedim. En iyisi boşver dedim. Karşıyaka'yı. Zaten dedim, anne yok, baba yok, bekleyen kimse yok. Ben kafama göreyim. Bankın altı boşluk. Ben o boşlukta yatıyordum yağmur yağdığı zamanlar. Üstüne karton seriyordum, altıma karton. Hani çadır gibi oluyordu. Tut tut tut. Kartona yağmur sesi deyince de böyle hoşuma gidiyordu. Üşüyorduk ama sıkıntı yoktu abi. Bir iki ay öyle kaldım, sonra biraz daha iç kısma girdim. Birinci katta bir tane yaşlı çift oturuyordu. Görüyordu benim orada kaldığım. Mesela her sabah böyle tepside kahvaltılık hazırlıyordu. Kepek ekmek, beyaz ekmek işte, zeytin, peyniri, kaşarı, çayı. Ya gerçekten Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Her sabah getiriyordu böyle, karnımı doyuruyordu. İzmir'in insanı abi, yemin ederim 10 numara. Kur'an çarpsın, harbi de güzel insanlar. Bir semtte oturduğun zaman hani bir kediyi, bir köpeği sevmek istediğin zaman o hayvan senden kaçmıyorsa o semt kral semttir, anladın mı böyle? Harbiden güzel semttir. Hani. Yok kediden köpekten anlıyorsun abi. O semtin güzel olduğunu. Bir ara Karşıyaka'dayım böyle, orada bir tane heykel var. Herkes fotoğraf çekiyor. Ben de o heykelin az ilerisindeyim, oturuyorum, ağlıyorum. Niye ağlıyorum bilmiyorum ama. Bayağı böyle bildiğin şey yapıyorum. Ağlıyorum, karnım da aç. Ne yapsam öyle düşüne ağlıyorum. Tak bir tane beyaz jip geldi, vallahi hiç unutmam. Bayandı, kadındı yani. İki tane de çocuk vardı böyle. Kızlı erkekli. İkisi de benim yaşlarımdan veya bilemedim bir iki yaş benden büyük. Kadın gördü beni, yanıma geldi. Sorgu yok, sual yok. Çıkardı cüzdanından iki tane yüzlük. Böyle verdi bana. Teşekkür ediyorum, cevap vermiyor. Hem ben şok, hem kadın cevap vermiyor. Ne oluyor falan. Öyle aldım parayı, elimde sıkıştırıyorum. Sildim böyle gözyaşımı. Kadın yürüyor ya, ben böyle bakıyorum ona yani. Arabaya binsin, emin olmak istiyorum hani gidişinden. Bilmiyorum niye öyle bir şey yaptım ama o anki şok işte. 200 lira abi. Kadının gidişinden emin oldum böyle. Kadın gitti. Paraya bir baktım, kalbim nasıl atıyor biliyor musun? Güp 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 güp. İstiklal Caddesi'nden bir yürüyüşüm var abi.
Cadde benim. Ezdire ezdire böyle yürüyorum abi. Bir tane et döner, bir tane de ayran aldım. Bir güzel içtim. 20 lira mı ne tuttu? 180 lira para kaldı. Unutmam abi. Yaşadığı şeyi zaten insan kolay kolay unutmaz abi. 2 senem geçmiş abi İzmir'de. 1,5-2 sene kaldım. Artık sıkıldım. Taktım kulaklığımı. Camı sildim abi. Monitörü açtım. Öyle... Bir tane film vardı abi. Küçük bir çocuk güneşten kaçıyor hep. Vampir gibi bir şey ama vampir değil. Onu izledim. Ondan sonra uyuyakalmışım zaten. Geldim İstanbul'a. İstanbul hayatı oradan başladı. Adam işte diyor harem yolcusu kalmasın abi. Ben de dedim ki amına koyayım harem diye isim mi olur koca İstanbul'da? Taksim olur ne bileyim Topkapı olur. Harem ne dedim. O Taksim Topkapı da nereden geliyor biliyor musun aklıma? Kemal Sunal'ı izliyordum ya Topkapı Taksim falan yapıyor. Oradan aklımda kalmış. Üsküdar'a geldim. Orada bir tane yarım ekmek döner aldım. Limonata aldım. Oturdum böyle limonatayı falan içiyorum. Döneri yiyorum. Yine etrafıma bakıyorum. İstanbul biraz daha hoşuma gitti. Oranın denizi mesela yeşildi İzmir'in. İstanbul'un masmavi abi. Ve baktım ooo daha da kalabalık. Bir de böyle filmdeymiş dizideymiş gibi hissettim. Döneri iyi etrafıma bakıyorum. Baktım aa Kabataş, Beşiktaş vapurları var. Ben de Beşiktaş'tayım ya. Beşiktaş ilgimi çekti biliyor musun? Bindim vapura. Beşiktaş'ta indim böyle yürüdüm. Barbaros Meydanı var. Çocukları falan izliyorum. Kaykay kayıyorlar işte. Paten sürenler var. Ne bileyim dans edenler var. Ben de arada rap söylüyorum. En az 4-5 saat rahat oturdum orada. Vapurdan tekrar Üsküdar'a gittim. Orada kaldım yine karnım aç. Tuvaletim de var. Gittim bir hastaneye. Tuvaletimi yapmak için. Baktım abi bir tane ceket asılı orada. Vallahi artık karnımın acıktığı şeytana doydum. Ne yapayım vallahi yalan yok. Hani harbi böyle yaptık bir şeytanlık hani. Aldım ceketin ceplerini yokladım abi. Karnım aç ne yapacağım dışarıda kalıyor. Kimse yemek vermiyor. Amacım hırsızlık değil o an. Ani bir hareket oldu yaptım. Telefon vardı bir tane S4. Onu aldım cebinden aldım çıktım gittim. Hafıza kartını çıkardım sim kart öyle içinde kalmış yani. Telefoncuya gittim sordum işte satmaya çalışıyorum. Kaça falan satarız? Adam diyor ki kardeşim diyor ben sana 500 lira vereceğim diyor birazdan. Ama diyor bir 10 dakikalık işim var bekle diyor. Vereceğim ben sana 500 lira. Baktım iki tane beyaz araba ekip aracı. Polis gelir gelmez zaten iri 1.90 boyu var. Bana bir tane yapıştırdı abi tokat. Bu hırsız mı dedi. Aldılar beni götürdüler. Arka koltuğa bindirdiler. Karakola geldik. Bundan sonra başlıyor asıl hikaye abi. İsim soy ismimi aldı. Doğum tarihimi aldı. 5 dakika sonra geldi Selçuk neyin oluyor lan dedi. Abim dedim. Hani lan dedi ailen yoktu. Ailemle kalmıyorum. Ailesiz büyüdüm yani. İyi dedi abine haber vereceğiz. Abin gelecek dedi. Geldi abim. Beni gördü. Yemek falan yedi. 5 dakika konuşturdular beni abimle. Kaç senedir görmüyorum. Ama ilk defa orada görüyorum. Muhabbete bak. Abim dedi seni yarın mahkemeye çıkaracaklar. İnşallah sıkıntı falan olmaz dedi. Ben de bir yandan da abimi gördüm. Moralim hani sıfır oldu anladın mı abi? Ağlayacağım kendimi zor tutuyor. Bu şekilde karşılaşmak istemezdim. Kimse istemedi ama hayat kuralı abi. Nerede ne şekil karşılaşacağın hiç belli olmuyor. Hani abim benim hiç aklımda yok. Hasbelkader çıktı işte karşımıza. Beni götürdüler işte mahkemeye. Savcılık serbest bırak. Savcı diyor ki 3 yıl içinde herhangi bir suçtan gelmezsen bu dosyanı da kapatırız. Akıllı ol dedi. Savcıya heyecanlan abi diyor. Vallahi bir daha dedim böyle bir suçtan hayatta karşınıza çıkmam. Öyle beni bıraktı. Abimin bir motoru vardı. Arkasına atladım. Gittik. Onun evine doğru geldik. Birinci katta oturuyor. İki kere kornaya bastı böyle. Perdeyi işte bir açtı. Baktım böyle perdede. Bana bakıyor annem. Annem böyle 15 sene sonra görüyorum annemi. 15-16 sene. Baktım böyle harbiden içimden dedim ya işte ya, içimden diyor. Harbi dedim annem yani yüzünden falan. Harbiden dedim işte bu benim öz annem falan yaptım böyle. Bir kalbim gıp gıp atıyor. Sanki böyle dünya bir 10 saniye 20 saniye durdu abi böyle. Gördüm böyle annemi hafif gülümsedi abi nasıl oluyor biliyor musun? İçim cız etti böyle harbiden. Bayağı uzun süreden sonra ilk defa içim cız etti. Normalde gamsızın tekiydim abi. Önümde adamın kafasına sıksınlar zerre. Vicdan şey yapmazdım ama o an böyle bir içim cız etti ki insan olduğumu hatırladım anladın mı? Öyle neyse içeri girdik abi.
sarıldık marıldık öyle anneme öyle sarıldım. Bir yandan da gözlerim doldu. Yalan yok ağla hani yine şey oldum yani. Abi ne yapacaksın şimdi yalan yok. 15 sene sonra görmüşsün ağladım yani erkek adam ağlamaz diye bir kayda yok. Herkes ağlar. Yaşayan bilir zaten. Kendimi böyle hep yük gibi hissettim anladın mı? O yüzden abi pek evde kalma yanlısı değildim ya. Hep kendimi sokağa, hep dışarı attım. Şu kotonun arasında yattığım oldu. Arkada kazan var, orada çok yattım. Annem mesela bana, oğlum gel diyor kal hani burada. Bir işe girersin, çalışırsın. Parayı kendine al ama diyor yanımızda dur. Ne bileyim kendimi böyle bir şey istiyorum. Yanlış anlamayın. Zamanında uyuşturucu da kullandım. Bazen uçucu da kullanıyorum abi. Annem namazında niyazında. Kur'an'ı okuyan bir insan. Başka bir yerde rahat edemiyorum. Ben ev ortamına gelemiyorum abi. Abi benim 13 aylık cezaevi hayatım doldu mesela. O yüzden daha çok bunalıyorum. Hep böyle bir dışarıda olmak istiyorum yani. Aslında kalmak istiyorum değil de ben buraya aitim yani. Ben buyum yani. Sokak benim yani. Ben sokakta büyüdüm. 10 yıllık da sokak hayatım var yani. Anladın mı? Şimdi göğsümü açıp göstermek isterim de abi gerek yok. Ama bu göğsümdeki çizikler nasıl söyleyeyim? Ya intihar edecektim ya bileğime vuracaktım böyle o jileti. Bileğime vurup böyle paramparça edecektim kendimi. Ki yapamadım, cesaret edemedim. Ölmek de hani kendini canına kıymak, kendini öldürmek de her insanın babacı değil. Onu da geçtim. Hiç yapılacak şey değilmiş, ben bunu anladım. O yüzden vuramadım. O anlık öfkeyle tek seferde göğsümü paramparça ettim yani. O da yaşadığım tuhaf böyle bir olaydan dolayıydı. Rap aslında hip hop benim kalbim abi. Ben böyle bana böyle biri hip hop dediği zaman benim kalbim sıkışıyor abi böyle harbiden. Şey oğlum tuhaf oğlum bir annemi görünce çok heyecanlanır sevgi dolu. İçim kıpırdar bir de rap yazarken, rap söylerken içim böyle harbiden kıpırdar yani. Çünkü insanlara sokağı anlatmayı, ne bileyim insanlara gerçeği anlatmayı ya da yaşadığım hayatı rap'e dökmeyi seviyorum ya. O yüzden rap bana göre abi ben rap'i yapıyorum ya. Bizim meydanda kaykay süren tayfa var abi şu an onlarla. Bayağı iç içe samimiyim. O yüzden onlara yazdığım bir tane parça vardı. Onu söyleyeyim o zaman ben. Çıplak sesle. Dört tekerlek üstü zımpara. Trak mini sticker amum ara. Bol pantolon altını SP Nike blazer meet ama çok para. Acemi çocuk kır kolunu bul sorunu. Beslemeden göster çaba. İşleri ilham dağıtıyor aga. Adem Yusuf Roy Kurtberk baba. Yıllar ziyan on basamak var korktum bir an. Demeden yapacağım Ryan şekli olmasam bile. Seyredecek beni kızarıp gözler. Basit geliyorsa sözler diyecek tek şey var sana fark bir aç. Güneş severim ama yağmur yağar. İstemem kışı gönlüm istiyor bahar. Arno, Kadir, Emir, Cengo'ya şarap. Kaymak yasak diyen herkese şadap. Ara para basıyorsa haram karın duyuyorsa. Fukaranın elinde fatura dolup başıyorsa. Ekonomi düşük dolar 9 liraya yapıyorsa. Öğrencinin son parası akbil olup uçuyorsa. Arnavutköy'deyim. O zamanlar da Behzatçı'yı izliyorum. Daha yeni izlemeye başlamışım. Şarap merakım var. Hiç içmedim. Ben hep biracıydım. Bira içiyordum. O yüzden şarap merakım başladı o Behzatçı'yı izlediğimde. Aldım bir tane şarap 30 liraya 1,5 litre. O sahile geçtim. Tek başıma onu diktim. Diktim, içtim. Sonra artık ne olduysa bilmiyorum. Cumartesi günüydü. Cumartesi gecesiydi. Pazartesi sabahı uyandım. Gözümü bir açınca Bursa'dayım. Kur'an çarpsın yalan söylemiyor. Benim en büyük hayalim gümüş bir mikrofon abi sahnede insanlara bir şeyler anlatmak abi. Bir şeyler söylemek en büyük hayalim yani. Pek parayı düşünmem yani. Para da pek umurumda değil. O yüzden sahnede insanların ellerini kaldırıp da kafalarını sallaması
Bana göre en güzel şey ve en büyük hayalim o. Ki bunu da inanıyorum bir gün yapacağım abi. Bu da değil abi, burası bana bazen param olmadığı zaman yardım ediyor çok şükür. Güzel adamım. Çoğu esnaf veya çoğu insanın hepsi tanır bizi abi. Hatta emniyet bile tanıyor bizim, nasıl bir insan olduğumuzu biliyor. Bakmayın öyle sokakta kalıyoruz diye. Tamam bak, getto benim. Harbi hayatı getto yaşayan benim. Harbi hayatı hani gangster yaşayan benim. Ama hiçbir zaman bunu elimde bir koz olup da hani insanlara kötü örnek olmayı düşünmedim. O yüzden esnafın hepsi bizi sever. Hepsi de sahip çıkar. Biz de bir yardıma ihtiyaçları olduğu zaman koşarız. Yani o yüzden esnafımız seviyor. Biz de esnafımızı çok seviyoruz. İyi ki varlar abi. Aslında benim tiner çekmemin sebebi de buydu zaten. Ben tiner çekeyim de yanıma kimse yaklaşmasın. Ne bileyim, kimse oturup da benimle muhabbet etmesin. Yani o kadar çok bunalmıştım ki insanlardan. O kadar çok sıkılmıştım ki. Yani tiner çekip de onlardan uzaklaşmak istiyordum. Ama yine de yanıma gelip oturuyorlardı mesela. Benimle muhabbet ediyorlardı. Bu benim çok sevdiğim anlamlı kolyem baykuş. Bu gündüz yatar, gece ayakta olur. Yani gecenin yaratığı anlamına geliyor. Ondan sonra şu var. Şu benim suç ortağımın hediyesi. Bu Türkiye'de sadece bir tane var bundan. Nereden bulduysa bilmiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hediye etti bu. Bostways benim mağlasımın baş harfi yani. Üstünde de İngilizce bilenler okusun da ben İngilizce bilmediğim için çeviri. Aklımdaydı aslında, unuttum ama. Galiba hayatı sev, hayatı yaşa anlamına geliyor. Burası da dert ortağı sahilimiz abi. Ya çok dertliysen, için doluysa, anlatacağın kimsen yoksa alıyorsun iki tane bira, alıyorsun bir paket sigara, şöyle banka oturuyorsun, içini denize döküyorsun. Burası senin dostun. Buraya anlatıyorsun. Ben çok yapıyorum. Bazen insanlara değil de denize anlatmayı çok seviyorum yani. Aslında gerçekten oldum. Çünkü hiç olmayacak birine aşık oldum. Harbiden yani kız olaylarını pek, kız muhabbetlerini pek anlatmayı sevmiyorum ama hiç olmayacak birine aşık oldum. Öyle bizi yüzüstü bıraktı. Neymiş yaşadığım hayat? Ona göre değilmiş. Ulan sen hayatımla mı çıkıyorsun? Benle çıkıyorsun. Yani senin işin benle. Benim sana davranış şeklimi tartacaksın. Benim sana konuşma şeklimi, benim sana yaklaşım şeklimi tartacaksın. Senin benim yaşadığım hayatla bir alakan yok ki. Yani illaki düzene geçecek hayatımız. Hep bu şekilde devam edecek diye bir kaydı yok. O yüzden ben bunu anlatmaya çalıştım. Kendisi anlamadı. Zaten göğsümdeki çiziklerin sebebi de o. Evden çünkü kaçmak için bir sebebim, bir nedenim vardı. Çünkü yaşadığım süre boyunca görmediğim bir annem vardı ve benden aniden kopan abim, ablam, ortanca abim, ortanca ablam vardı. O yüzden sokağa geldim yani. Ama sevmek öyle değil abi. Sevmek hoşuna gidiyor. Cesaret topluyorsun, gidiyorsun, konuşuyorsun, heves veriyor. 3 ay, 5 ay mutlu geçiniyorsun. Sonra bir sikim oluyor, bir bok oluyor. Böyle ortada kalıyorsun. Hiç seni yüzüstü bırakıyor. Bu sana gerçekten aciz veya çok pişmanlık veriyor. Yani sevmiyorum, anladın mı? Bir de ben sevdim mi abi harbiden. Yani biz Beşiktaş'ta büyüdük abi. Öyle söyleyebilirim, sevdik mi? Yani gerçekten Allah'ına kadar seviyoruz yani abi. Diyebilirim. En önemlisi doğayı sevsinler. Doğayı seven insan zaten köpeği de sever, köpeği seven kediyi de sever, kediyi seven de sokakta kalana hiçbir zaman pis gözle ya da yadırgamış gözle bakmaz yani. Ben böyle umuyorum ki insanların da böyle olmasını çok istiyorum yani harbiden.
Bırak mini sticker'a mum ara. Bol pantolon altına SB Nike blazer neat ama çok para. Acemi çocuk kır kolunu, bul sorunu, pes demeden göster çaba. İşleri ilham dağıtıyor aga, Adem, Yusuf, Roy, Kutberk baba. Yıllar ziyan, on basamaklar korktum bir an. Demeden yapacağım Ryan Shepard olmasam bile. Seyredecek beni kızarık gözler. Basit biliyorsa sözler diyecek tek şey var sana farklı yaç. Farklı yaç. Ya güneş severim ama yağmur yağar. İstemem kışı, gönlüm istiyor bahar. Arno, Kadir, Emir, Cengo'ya şarap. Kaymak yasak diyen herkese shut up. Ara para basıyorsa haram, karın doyuyorsa fukaranın elinde fatura dolu taşıyorsa, ekonomi düşük, dolar 9 lira yapıyorsa, öğrencinin son parası akbil olup uçuyorsa.